Bodrum Spor Lig'in 10. haftasında evinde Bandırma Spor'la karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekipte Dejan ve Onur'un sakatlığı devam ederken, geçen hafta Erzurum deplasmanından alınan 3 puandan dolayı takımda morallerin yüksek olduğu görüldü. Bandırma Spor maçının zor geçeceğini söyleyen Bodrum Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oynadığımız oyun bizim için çok önemli. Özellikle geçiş oyunlarını çok iyi yaptığımız zaman çok farklı skorlar alabiliyoruz. Takım oyununa uygun hareket ettiğimiz sürece bizim de kalitemiz ortaya çıkıyor," dedi. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrum Spor Lig'in 10. haftasında kendi evinde Bandırma Spor'la karşılaşacak. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlı ekip 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Erzurum deplasmanından galip ayrılan Bodrum Spor, bu hafta oynayacağı maçla galibiyet serisini korumak istiyor. Yalı Çiftlik tesislerinde Bandırma Spor maçı hazırlıklarına başlayan Bodrum Spor, idman çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Takımda sakatlığından dolayı Dejan ve Onur antrenman çalışmalarında yer almazken, bunun dışında eksik oyuncunun bulunmadığı bildirildi. Öte yandan Bodrum Spor yöneticilerinden Zeynel Kılıç ve Hüseyin Gözütok antrenman çalışmalarını yerinde takip etti. Bandırma Spor maçı öncesi değerlendirme yapan Bodrum Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları söyledi. Geçtiğimiz maç hakikaten çok zorluydu. Dolayısıyla iyi başladık, iyi devam ettik. Skoru aldıktan sonra muhtemelen sizin dediğiniz ikinci yarı birazcık daha skoru koruma psikolojisi devreye girmiş olabilir. Ondan kaynaklı olabilir ama bu bilinçli yaptığımız veyahut da bunun üzerinde durduğumuz bir olay değil. Bu birazcık kendiliğinden gelişen bir durum. Dolayısıyla oynadığımız oyun bizim için çok önemli. Özellikle geçiş oyunlarını çok doğru yaptığımız zaman çok farklı skorlar alabiliyoruz. Bununla beraber de takım bütünlüğü, takım oyununa uygun hareket ettiğimiz sürece ki bazen farklılıkları gösterebiliyor. Bizim de birazcık daha kalitemiz ortaya çıkıyor açıkçası. Yaklaşık bir senedir birlikte oynayan bir takım var. Yeni gelen arkadaşlar da artık aramıza iyice adapte oldular. Bizimle bayağı bir aynı dili konuşmaya başladık diyebilirim. Dolayısıyla şu anda evet işler iyi gidiyor ama hep söylüyorum bu lig çok sıkıntılı bir lig, çok zorlu bir lig. Dolayısıyla bu ligde her zaman iyi olmak zorundasınız. Biz de iyi olmak, bu ligde kalıcı olabilmek, iyi olmak, izleyenlerimize iyi futbol seyrettirebilmek için daha fazla çalışıyoruz. İnşallah da başarabiliriz ama daha şu anda yolun başındayız. Bodrum Spor'un tecrübeli oyuncularından Yekta Kurtuluş şunları ifade etti. Yani tabii hedeflerimizin şu an üstünde gibi gözüküyoruz. Ama oynadığımız futbol bunun doğru yerde olduğunu gösteriyor. Biz sezona başlarken de kadroyu bozmadan, doğru takviyelerle, hiç farklı yerlere götürmeden işi ilk 10 hedefiyle başladık. Şimdi hala o hedef devam ediyor ama bunu playoff olarak da değiştirebiliriz. Hafta hafta bakıyoruz. Her hafta üstüne koyarak oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da yine zor bir müsabaka olacak bizim için. Zor durumda olan bir takım gibi gözüküyor. Ama aslında geçen senenin finalisti. İçeride oynuyoruz. Bunun avantajını kullanıp yine galip gelmek isteyeceğiz. Dediğim gibi yani bu lig zor bir lig. Geçen sene bunu net olarak gördüler zaten. Düşme hattıyla playoff hattı arasında 2 puan 3 puan olduğu haftalar oldu. Gene aynı olacak. Biz dediğim gibi hafta hafta bakacağız. Ona göre tedbirlerimizi, önlemlerimizi alacağız, çalışmalarımızı yapacağız. Playoff için kendimizi hazırlayacağız. Bahadır Erolsa şöyle konuştu. Biz hedeflediğimiz gibi başladığımı düşünüyorum. Hani sonuçta biz aslında burada yaptığımız mücadelede biz Türkiye'ye de bir mesaj veriyoruz. Yani korunan bir kadro var, kadro kalitesi var. Ve karşımızda oynadığımız rakiplerin bütçe gereği bizden çok büyük olması. Ve bunun hiçbir bir şey anlam ifade etmemesi aslında yaptığımız başarıda. Bizim aslında Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz burada. Bireysel anlamda benim performansım da olsun, yıllarca atlikte oynadım, arkadaşlarım da öyle. Biz aslında bunun mesajını veriyoruz. 10 haftaya gelince 10 haftada da çok iyi mücadele ettik. Çok iyi haftalar geçiyoruz. Aslında beklediğimiz bir şeydi ama hani bu kadarını açıkçası hani biz de tam beklemiyorduk. Ama olabileceğini düşünüyorduk sürekli. Ve bundan sonra da böyle gideceğini düşünüyorum yani. Güzel gidiyor, başarılı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.